Teknoloji Dünyası'ndan haberlere hoş geldiniz. Ben Özcan. Ben Nurgül. Bugünkü ilk haberimiz sokak hayvanların uyutulması tasarısı. Arkemedio olarak insanın hayvanla mücadelesini, meselesini antik çağdan günümüze kadar ki bir süreçte kısaca ele alalım istedik. İnsanın hayvanla iletişime geçmesiyle birlikte çiftliklerde işte etinden, sütünden, tekstil sektöründe kürkünden, dişinden, yeri geldiğinde malını ve canını koruma amacıyla hayvanları yanında bulundurduğunu görüyoruz ve dolayısıyla da ilk kez hayvanları biz acaba hangi dönemde evcilleştirmeye başladık? Hayvanların hayatımıza girme meselesi ne zaman başlamış? Buradan başlayalım dedik. İlk neolitik dönemle karşılaşıyoruz. Tarımın ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar üretime başlıyor ve artı ürün ortaya çıkıyor. Artı ürünün ortaya çıkması demek bunun saklanması ve korunması da bir yandan gerekiyor. Ve dolayısıyla da bununla birlikte çevresine baktığında kendi alanını sahiplenen işte kurt gibi, köpek gibi hayvanlar dikkatlerini çekiyor. Ve hayvanların bu dönemde evcilleştirildiğini görüyoruz. Özellikle hayvanların evcilleştirilmesinden bahsederken Neolitik dönem tabii çok önemli bir yer kaplıyor. İnsan tarih boyunca birçok hayvanı evcilleştirmeye çalıştığını biliyoruz. Bunların sanırım 20-25 civarındaki hayvan evcilleştirilebiliyor. İlk evcilleştirilen köpek, daha doğrusu bu bilgiler değişmediyse ilk evcilleştirilen hayvan köpek Tel Müreybet yerleşim yerinde köpeğin evcilleştirilmesine dair izler bulunmakta. Burada tabii evcilleştirme süreci nasıl gelişti bir tartışma konusu. Yani insan evet biz evcilleştirelim bu hayvanları demesiyle mi oldu yoksa hayvanların peyderpey insanların bulunduğu yerleşim yerlerine gelmesiyle birbirleriyle aslında bir tanışıklık kurmasıyla mı oluştu? Çünkü insan bildiğimiz üzere çok çöp atan bir canlı. Yani çevresinde bulunduğu mekanların dışlarını yediği çeşitli yiyeceklerin çöplerini atmakta. Bu da bazı canlılar için bir çekim alanı oluşturmakta. Muhtemelen böyle bir süreçte hayvanların da gelip gitmesiyle birlikte evcilleştirme süreci başlamış durumda. Tabii Neolitik dönemden önce insanlar hayvanları tanıyor. Onların göç yollarını çok iyi biliyor. Hayvana, doğaya dair bilgisi zaten uzmanlaşmış düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Burada arkeolojik yorumlamalardan ziyade çıkacak yasayla ilgili şunu demek daha doğru olabilir. İnsan kendi iktidarını ilk defa aslında hayvanlar üzerinde kurmaya başlıyor. Çünkü artık hayvanlar insana ait bir unsur. Normalde insan ve diğer canlılar sadece doğanın bir parçası iken zaman içinde evcilleştirme insanın onları bir kendine ait bir unsur olarak görmesini sağlıyor ve burada bir hiyerarşik üstünlükten bahsetmeye başlıyoruz ve o günden bugüne birçok hayvanın çeşitli kontrol araçlarıyla hayatımızda yer aldığını görmekteyiz. Zaman içerisinde köpek, koyun, keçi, inek, daha sonrasında kedi, tavuk gibi canlıların evcilleştirildiğini görüyoruz. Tabii bu evcilleştirme ne kadar evcilleştirildi o da ayrı bir tartışma. Özellikle kediler üzerinden düşünürsek evcilleştirilmesi bir muamma. Günün sonunda bir dostluk, bir ortaklık kurulmuş vaziyette. Bu ortaklık büyük oranda tabii eşitsiz bir ortaklıktan bahsediyoruz. Ve şöyle bir örnek vermek istiyorum. Koyunların ilk ataları aslında boynuzları uzun, başları daha dik canlılarken evcilleştirildikten sonra girdikleri stresten kaynaklı boyunların eğilmeye başladığı, boynuzlarının da küçüldüğünü görmekteyiz. Yani burada şundan dolayı bunu örnek vermek istiyorum. Artık bu canlıların kendi doğası diye bir şey kalmadı. Yani siz onları kendi doğası dedin. Bazı insanlar böyle eleştiriler yapabiliyor. Hani kendi doğasını bırakalım. Hayır. Ne köpeği, ne kediyi, ne koyunu bırakırsanız doğada bütün türleri bir anda yok olur. Çünkü onların avcılık yeteneklerini, işte doğada savunma kabiliyetlerini biz kendi elimizde bir şekilde ortadan kaldırmış olduk. Bu anlamda özellikle evcilleştirilmiş hayvanlara karşı onları korumaya dönük sorumluluklarımız var. Senin dediğin bu yere hemen ben de şöyle bir nokta koymak isterim. Dediğin gibi iktidar kuruyoruz ve bunun üzerinde bir sorumluluğumuz var ve Mezopotamya devletlerinde ilk kez bu sorumluluğu aslında bir yerde kanunlarda belirtmişler. Yani bir canlıyı biz kendi yaşam alanımıza aldık, dediğin gibi onu fiziksel olarak ve psikolojik olarak bir değişik bile uğratıyoruz. Peki onu yanımızda nasıl barındıracağız? Bununla ilgili kanunlar görüyoruz tarım devletlerinde. Esunha yasaları var. Hayvanların verdiği zarardan sahibinin sorumlu olacağı ile ilgili bir madde söylemiş mesela. Orta Asur dönemi yasal düzenlemelerinde hayvan hırsızlığına ilişkin hükümler var. Urnamlu Esunha yasaları tüm vücut yaralanmalarını parayla tazmin edileceği ile ilgili belirtmişler. Bugün sabah gazete okurken şöyle bir şeye dikkat ettim. Bir tavuğun tecavüze uğradığı ile ilgiliydi maalesef. Hitit devletinde diğer Mezopotamya tarım devletlerinden farklı olarak kanunlarda ayrıca bununla ilgili bir yasa aslında var. Ve şöyle diyor, eğer diyor
bir adam bir domuz ya da köpekle cinsel ilişkiye girerse o kişinin cezası ölümdür demiş. Diğerlerine oranla burada Hitit Devleti'nde bu kanunda bu noktanın da altını vurgulamış yani. Dolayısıyla da bir yanda hayvanla insan ilişkisine cezai yaptırımlar görüyoruz. Burada da görüyoruz ki insanın hayvanı kendi yaşam alanına aldığı zaman aynı zamanda da devlet tarafından belli bir noktada korunması gerektiğini ya da onlara nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili çeşitli yasalar var bu dönem toplumlarda. Ancak süreç ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki devlet daha kurumsallaşıyor. İlk çağ dönemlerinde Aristo ile karşılaşıyoruz. Aristo'nun insan merkezci düşüncesi aslında ilk çağdan orta çağa neredeyse yakın çağa kadar olan süreci bakış açısını belirliyor gibi. Burada ne var? Diyor ki eğer bir piramit gibi düşünürsek hayatı işte bitkiler hayvanlar için, hayvanlar insanlar için yaratılmıştır. İnsan zekasıyla, konuşma yeteneğiyle bütün bu canlılardan daha üstün bir varlık. Dolayısıyla da bunlar da ona hizmet eder bakış açısıyla maalesef karşılaşıyoruz. Felsefe tarihinde yani bu Aristo ile birlikte daha sonra Descartes'in hayvan deneylerinde işte hayvanların acı çekmediğini düşüncesine kadar, Kant'a kadar, Derrida'ya kadar pek çok Batı filozofunun bu düşünceyi de desteklediğini görüyoruz. Tabii bir yandan da felsefenin yan tarafından dinlere baktığımızda ise Orta Çağ'da skolastik düşüncenin temelini yine Aristo felsefesi oluşturuyor. Hristiyan anlayışına göre evet insan Tanrı suretiyle yaratılmış, dolayısıyla da yine insan merkezci bir bakış açısıyla evrendeki her şey insan için yaratılmıştır mantığıyla ve hayvanlar için de maalesef olumsuz bir bakış açısı var burada. Özellikle kedilerin işte şeytan kılığına girip insanları doğru yoldan uzaklaştıracağını söylüyor ve bu anlamda kedileri de öldürüyorlar. Kedilere bakan insanlar, kişilere ki özellikle kadınlara da cezalar görüyoruz. Daha da sıkıntılı kısım ise mahkemeler kuruluyor. Bu mahkemeler hayvan mahkemeleri. Hayvan mahkemelerinde hayvanlar yargılanıyor, öldürülüyor, idam ediliyor ya da bir şekilde özür dilettiriliyor. Ne kadar ilginç değil mi? Normalde mesela kediler bizim hayatımızı kurtaran canlılardır bir yerde. Çünkü bu veba salgınlarında işte Antik Mısır'da, Roma'da vesaire kedilerin bu salgını önlemede çok önemli işlevleri var. Evet, söylediğim gibi bu çeşitli dinlerde bu şekilde kendini yerini buluyor. Aynı zamanda İslamiyet'te de böyle bir şey bakış açısı var. Olumlu bir bakış açısı var. Biraz da bundan bahsedilebilir. Kur'an-ı Kerim'de hayvanların ruhları olduğunu, Allah'la bir iletişim halinde olduğunu ve bu dolayısıyla da hayvanlara acımasızca davranmaması gerektiği ile ilgili çeşitli ayetler de var. Hatta bir ayette herhangi bir Müslüman diyor ağaç diker, ekin eker de ondan bir kuş yiyeceği olursa da o Müslüman için bu bir sevap olur şeklinde bir belirtilmiş. Hatta sanayi devriminde üretimin artması köylerden kentlere ciddi anlamda bir göç oluşuyor. Tabii doğal olarak köydeki insan da hayvanlarını satıyor ama köpek ve kedi gibi ekonomik değeri olmayan hayvanlar maalesef dışarıda kalıyor. Hatta kentleşme artmasıyla birlikte sokak hayvanlarının sokaklarda çok fazla arttığını görüyoruz. Bir yandan da maalesef 13 ve 18. yüzyıllarda çok ciddi anlamda hayvanlar üzerinde deneyler de yapılıyor. Yani bu deney insanı kesip biçemeyeceği için canlıyı kesip biçip acaba vücutta neler var neler yok şeklinde de olabilir ya da bir aşı denemesi olabilir ama bu anlamda maalesef Aristocu bakış açısını da getirdiği bir şekilde eziyet edecek şekilde bu deneyler yapılıyor ve halen de günümüzde yapılmakta. Buradan sona bağlayacağımız şey 19. yüzyıl yani modern çağa geldiğimizde artık daha çevreci, insan merkezci bakış açısından çevreci bir bakış açısına geçiyor ve ilk hayvan hakları ile ilgili bir yasa tasarısı da ortaya çıkıyor. Evet, bu yasa tasarısı 15 Ekim 1978 tarihinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi daha çevreci bir bakış açısıyla ortaya çıkıyor. Türkiye'de de bu noktada bununla ilgili yasalar ortaya çıkmış. Umarım bu yasada bir an önce vazgeçilir ya da herkesin içine sinecek bir şekilde bir noktaya evrilir diye temenni ediyorum. Evet, istersen buradan diğer haberimize geçelim. Bu haberimizde 4 ve 8 Kasım 2024 tarihlerinde Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi düzenlenecek. Bu kongrenin aslında çok büyük önemi var. Şanlıurfa bilindiği üzere son dönemde özellikle Taştepeler projesiyle dünya genelinde arkeolojik araştırmalar açısından çok önemli bir yere sahip. Zaten Şanlıurfa'da daha öncesinde Göbekli Tepe kazılmıştı. Ondan önce Nivaliçori yerleşim yeri var. Yine Neolitik döneme ait yerleşimler var. Bunlar dışında da farklı farklı kazılar geçmişten günümüze yapıldılar. Bu anlamda Şanlıurfa önemli bir yere sahip. Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa'ya son dönemde özel bir ilgi göstermekte. Burada uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilecek olması açıkçası çok önemli. Çünkü burada sadece Türkiye'den araştırmacılar değil, dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli araştırmacılar, yani Neolitik dönemle ilgili
araştırma yapan uzmanlar bu tarihler arasında Urfa'da bu sempozyumda yer alacaklar. Urfa'nın ve Türkiye'nin bilimsel anlamda dünyada tanıtılmasında çok önemli bir yeri olacak. Öğrendiğimiz kadarıyla sempozyum daha sonrasında dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilmeye devam edilecek. İlki Urfa'da olması açıkçası çok sevindirici. Organizasyonu gerçekleştiren hocalarımıza, bakanlığa çok teşekkür etmek istiyoruz. Belki Arkemedi olarak biz de katılırız. Neolitik dönem gerçekten de çok önemli. Az önceki haberimizde olduğu gibi yani tarımın başlamasıyla birlikte insanın bugününü aslında kuruyor gibi. Neolitik dönemi özellikle merak edenler gidebilir. Gitmeden önce de Arkemedya'da Neolitik dönemle ilgili olarak bizim çok güzel bir programımız var. Profesör Doktor Mehmet Özdağ'ın çok aydınlatıcı bilgileri var. O bilgileri dinleyerek gidebilirler. Evet, Mehmet Hoca derli toplu aslında Neolitik döneme dair fikir edinmemizde çok güzel bir sunum yapmıştı ve çok da ilgi görmüştü bu sunum. Urfa'da Karahantepe, Sayburç, Sefertepe, Çakmaktepe gibi, Gürcütepe gibi şu anda gerçekleştirilen aktif kazılar var. Yine Göbeklitepe bu anlamda kazılıyor. Bu bahsettiğim kazıların çoğu Göbeklitepe ile aşağı yukarı çağdaş yerleşim yerleri. Yani çok önemli bir bölge. Dünya tarihi açısından yani sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir durum değil. Zaten özellikle Göbeklitepe ile birlikte dünyada çok tanınır oldu Urfa. Bu sempozyum bu anlamda da çok önemli bir yere sahip olacak. Evet Özcan, şimdi yine bu sempozyumdan bu sefer arkeoloji ile ilgili olarak Dünya Müzeler Günü hakkında küçük bir bilgilendirme yapacağız size. 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü'ydü. Bu kapsamda Türkiye'de ve dünyada birçok müzede çeşitli etkinlikler düzenlendi. Biz de Eskişehir Fethiye Arkeoloji Müzesi'nde yapılan etkinliklere katıldık. Çok verimli sunumlar yapıldı. Eskişehir'deki gerek devlet gerek özel müzelerin katılımıyla çeşitli sunumlar yapıldı. Bunun dışında yine Arkeoloji Müzesi'nde çocuklara dönük vesaire farklı farklı etkinlikler yapıldı. Bu anlamda Eskişehir Fethiye Arkeoloji Müzesi'ni tebrik etmek gerekiyor. Çünkü çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirildi. Buradan tüm müzecilerin, arkeologların Dünya Müzeler Günü'nü kutlarız. Evet, böyle özel günler aynı zamanda farkındalık da yaratır. Ne kadar çok hani müzeciler dışında da halkla, çocuklarla, kadınlarla yani yapılırsa dolayısıyla da daha da bilinçlendirme olur diye düşünüyorum. Buna dönük anladığım kadarıyla da etkinlikler yapılmış. Diğer haberimiz yine Türkiye'den, Denizli'den bir haber. Laodikya Antik Kenti'nde yapılan bir çalışma sonucunda Yunan ve Roma mitolojisinde tıp tanrısı Asklepios'un kızı olan sağlık tanrıçası ve temizlik tanrıçası Hygge'nin 2100 yıl sonra ortaya çıkan bu heykel başını Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji ve Laodikya Kazı Heyet Başkanı Profesör Doktor Celal Şimşek sosyal medya hesabından duyurdu. Hesabında Laodikya'da 2100 yıl sonra Güneş ve bizimle Hygge'nin buluşması notuyla paylaşmış. Ayrıca Hygge heykel ve rölyeflerde genellikle bir elinde yılan, diğer elinde de kase ile tasvir ediliyormuş. Evet, Celal Hoca kendi Twitter hesabından bunu paylaşmıştı. Bu arada tabii Twitter mı demek gerekiyor? X hesabından X. paylaştı diyelim. Eskiden böyle yaşlıları garipserdik farklı kavramlar ve kullandıklarında. Biz de o moda girmiş oluyoruz bir yerde. Ama zaman bizde çok hızlı işliyor tabii. Hygge yani bugün kullandığımız bir kelimenin atası bir yerde. Hijyen kelimesinin kökenini ifade etmekte. Zaten senin de bahsettiğin gibi temizlikle ilişkili bir tanrıça. Laodikya Pamukkale yolu üzerinde yer almakta. Denizli şehir merkezine de çok yakın bir noktada yer alıyor. Tarih boyunca ticaret merkezlerinin yer aldığı bir güzergahta yer almakta. Ve Laodikya depremlerden kaynaklı maalesef birçok kez yıkıma uğramış. Bilindiği üzere Pamukkale'de bir fay hattı üzerinde yer almaktadır. Bundan kaynaklı orada sıcak sular yer almaktadır. Laodikya da Pamukkale'ye çok yakın bir mesafede yer alıyor. Laodikya son dönemde yoğun biçimde kazıları ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmekte. Denizli'de Hierapolis dışında yine görkemli bir antik kent ayağa kaldırılmış vaziyette ve çalışmalar da halen devam etmekte. Zaten her geçen gün yeni bir çalışmayla Hygge gibi çeşitli eserler ortaya çıkartılmakta. Merak edenler zaten Laodikya turizme açık bir antik kent. Orada bir bilet alarak antik kenti gezme fırsatınız bulunmakta. Yani güzel bir antik kent gezilmesi açısından. Ayrıca Hygge ile ilgili şunu da demek istiyorum. Yani sağlıkla ilişkili şeylerde hep bir yılan var. Türk Tabipler Birliği'nin sembolü de yılan.
diyebiliyorum Evet ben. evet yılanın böyle sağlıkla ilişkili olması da çok ilginç esasen. Ama günümüzde de böyle akrep zehrinden, yılan zehrinden böyle çeşitli ilaçlar üretmeye çalışıyorlar. Demek ki tarih boyunca da hep bu böyle bir yılanla ilgili bir algı oluşmuş. Belki derisini değiştirmekle ilişkili, yani hep kendini sağlıklı mı tutmaya çalışıyor yılan, bilemiyorum ama böyle bir tercih. Yani mitolojik olarak mutlaka bir hikayesi var. Hem yeryüzünde hem de yerin altında havada yaşayabilen bir hayvan olarak aslında önemli bir özelliği var yılanın. Bu arada ben de şey dikkatimi çekti. Fotoğraf çok güzel bir fotoğraftı gerçekten. İnsanın böyle Gia'nın başını gördüğü zaman böyle bir enerji ile hani sanki gözünü kaldırıp bakacakmış gibi heykel sanatının da ne kadar o dönemde geliştiğinin bir göstergesi. Gia aynı zamanda tanrı babası babasından bir adım daha önde bir özelliği var. Onu da anlatalım. O da yani tıp genel olarak hani hastalık olduktan sonra iyileştirmeye dönük olarak yapılıyor ama Hygieia'nın özelliği önleyici bir tıpla yapıyor. Yani dediğin gibi hijyen, elini temiz tut, etrafını temiz tut, hasta olmazsın mantığı üzerinden herhalde ilerlemiş. Hygieia'dan başka bir kadına geçelim Özcan. Burada da yine böyle ilginç bir haberimiz var. Bizim en yakın akrabalarımız olan Neandertallerden bir kadının bugün yaşamış olsaydı nasıl acaba bir yüzü olurdu diye bilim insanları merak etmişler. Ve dolayısıyla da 75 bin yıl öncesine ait bir kadının yüzünü canlandırıyorlar. Yani bu kadının iskeletin bulunduğu yer Şanidar Mağarası. Arkeolojiye merak salanlar, arkeoloji okuyanlar Şanidar Mağarası'nı çok iyi bilirler. Bugünkü İran kuzeyinde yer alan bir bölgede yer almakta. 1950'lerde kazısı gerçekleştiriliyor. Ünlü bir Amerikan arkeolog olan Solecki tarafından kazıları gerçekleştirilmiş mağaranın. Aslında bu Neandertal kadının ünlenmesinin sebebi, yani genel popüler kültürde bir yerde ünlenmesinin sebebi Netflix'ten kaynaklı. Netflix'in çekmiş olduğu Neandertallerle ilgili bir belgesel var. Herkese de açıkçası tavsiye ederim. Çok güzel bir belgesel. Belgesel kapsamında bu Neandertal kadının yüzü canlandırılma kararı alınıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar kapsamında da bu tarz canlandırmalar dönem dönem yapılır. Hollanda'da yaşayan ikiz kardeşler bunu yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'daydı. Bunlar özellikle bu tarz canlandırmalarda profesyonel kişiler. Ama burada şunu da unutmamak gerekiyor. Canlandırma sonuç olarak günün sonunda yoruma açık bir canlandırma. Çünkü biz o dönemde o insanın tam yüzünü nasıl olduğunu anlamamız açıkçası kolay değil. Zaten bulunan iskelette bir kayanın altında büyük olasılıkla kalmış ve kafatası neredeyse dümdüz olacak şekilde ezilmiş. Oradaki antropologlar o kafatasını laboratuvar ortamında tekrar böyle bir düzgün hale getirmeye çalışıyorlar. Ama iskeletin tabii önemli bir kısmı bulunamıyor. Burada Şanidar mağarasındaki bu iskeleti önemli kılan unsurlardan bir tanesi şu. İnsanlık tarihinde bizim insan atalarımız ilk defa ölü gömme olayını gerçekleştiriyor. Bunu gerçekleştiren Homo sapiens değil bu arada. Neandertal. Bugün doğrudan Neandertallerden bahsedemiyoruz. Yani öyle bir insan türü yaşamıyor. Ama bizim genlerimizin az da olsa bir kısmı Neandertallerden kalma. Bu da şunu gösteriyor. Bir şekilde Neandertal ile Homo sapiens karşılaşmış. Burada bir yerde seyircilere de soru sormak istiyorum. Neden ölüsünü gömme gereği duydular? Bu çok ilginç bir mesele. Evet, bugün dünyanın her yerinde insanlar ölülerini gömebiliyor ya da yakıyorlar. Yani burada hepsinde şu sonuç çıkıyor. Yani öbür dünyaya dair algı oluşmaya başlamış ki Neandertal de hadi bir yakınımızın ölüsünü gömelim demiş. Ya da belki başka kaygılarla bunu yaptı. Çünkü mağaranın bulunduğu bölge aynı zamanda işte çakalların, sırtlanların yer aldığı bir bölge. Belki onlardan korumak amacıyla da yapmış olabilir. Solaki burada ilk kazıları yaptığında polen örneklerini alıyor. Bu da arkeoloji tarihinde aslında bu tarz arkeobotanik bir çalışmanın yapıldığı örneklerden bir tanesi. Polen örneklerinde işte ölüyü gömerken yanına yakınları çeşitli çiçekleri koyduğunu düşünüyorlar. Günümüzdeki araştırmalarda bu çiçekleri aslında bir fare türünün de getirmiş olabileceğini varsayıyorlar. Çünkü hani o Neandertal kadının yakınları hadi biz yanına da çiçek koyalım dememişler büyük olasılıkla. Sadece gömelim karar almış olabilirler. Bize derslerde şöyle anlatılırdı. Kendi dönemi için yaşlı bir kadın yakınları onu çeşitli hastalıklardan korunmuş olmak amacıyla da
o çiçekleri getirip çeşitli ilaçlar yapmış olabilirler gibi bir varsayımda anlatılıyordu. Yani bu 70 yıldır Şanidar'daki bu iskeletler üzerinde çeşitli tartışmalar yürütülmekte. Ama emin olduğumuz bir konu ise ölü gömme olayının başlaması. Yani bu çok üzerinde düşünülmesi heyecan verici bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. Bazı konulardan yoruma da açık. Dinlerin de başlangıcı, inançların da bir yerde başlangıcı olduğunun en somut örneklerinden bir tanesi. Burada şuna değinmek isterim ben de. Ölüm gerçekten de insanın en büyük travmalarından biri olsa gerek. Çünkü daha önceki haberlerimizde de benzer bir durumda insanın yaşadığı meseleler üzerinden konuşmuştuk. Evet, yani bir ölüm korkusu var. Ölüm korkusundan kaynaklı olarak da bir yandan da sahip olma isteği var. Sahip olduğu şeyleri kaybetme korkusu da var. Bu noktada diğer haberimize geçiyorum. Şöyle bir ilgisi var bu haberle diğer haberin birbiriyle ilişkisi. Neolitik dönem yine. Neolitik dönem dediğimiz gibi çok önemli bir dönem. Tarımla birlikte artık yavaş yavaş insanın herhalde derdi sadece beslenme, kendini koruma olmaktan çıkılmış bulunuyor. Korunacak bir yeri var, beslenebileceği yiyecekler var ve düşünmeye, sorgulamaya başlıyor diye yorum yapıyorum şu an ben. Bu noktada da Avrupa'daki Neolitik dönemde kadınların kurban törenlerinde diri diri gömüldüğüyle ilgili araştırmalar yapılmış. Yapılan araştırmalarda kadınlar işte boyunlarından arkadan bacaklarıyla bağlanıp bizim de güncel bir bilgi olarak domuz bağı diyebildiğimiz bir yöntemle diri diri maalesef gömülmüş. Bu da az önceki konuşmamıza bağlı olarak, paralel olarak da bir ritüelden kaynaklı olarak yani tanrıların öfkelerini almamak, sahip olduğunu kaybetmemek üzerine verilen bir kurban ritüeli midir diye bir soru açılmış. Burada aslında Neolitik dönemden bahsediyoruz. Tabii ki Anadolu'daki Neolitik dönemle Fransa'da başka bölgelerdeki Neolitik dönemlerin tarihlendirmeleri biraz farklı. Günümüzden 5500 yıl öncesine ait bir yerleşim yerinde karşımıza çıkan bir gömü kadınların boyundan ve ayaklarına bağlanarak şeklinde boğulmasını tanımlayan bir yöntem var. Bu İtalyanca bir kelime. Biraz söylenmesi açıkçası zor. Incaprettamento diye bir yöntemmiş. Bu İtalyan mafyasının da kullandığı bir yöntem olarak geçiyor. Yani domuz bağıyla öldürme yöntemi. Tabii bu Fransa'daki Neolitik dönemde neden kadınları öldürüldüğüne dair bilgilerimiz yine yoruma açık bilgiler. Burada şunu biliyoruz. Tarım yapmadan önce başlanmış bir ritüel. Daha sonrasında tarıma geçişle birlikte bu ritüelin gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Artık orada senin dediğin gibi tanrıların gazabından korumak amacıyla da yapılmış olabilir. Ya da tarımsal bereketin arttırmaya dönük de bir şey olabilir. Ya da daha sonrasında karşımıza çıkan o Ortaçağ Avrupa'sında cadıların öldürülmesi olayı benzeri bir durum belki o dönemlerde de yaşanmış olabilir. Sen bir programda demiştin zaten arkeoloji kaostan beslenir diye. Demek ki yani hani bu her türlü yoruma açık ama hiç düşünmediğimiz bir hani bir sebep de bulabiliriz tabii ki. Burada aklıma benim de yine programın başında Aristo üzerinde bir konuşmuştuk. İnsan merkezli bakış açısından. Bitkiler hayvanlar için, hayvanlar insanlar için. Çünkü insanlar en iyi düşünebilir, yorumlayabilir, duyguları vardır. Fakat Aristo bu noktada bir şey daha açıyor. Diyor ki aslında kadın erkek ayrımını yapıyor ve asıl muktedir olan erkektir, zeki olan erkektir. Çünkü kadın bir şekilde baştan çıkartıcı, onu yoldan çıkartıcı bir bakış açısına sahip olduğu için doğal olarak da ben kurbanlarda kadın ve çocukların bu şekilde alınması da o erkek egemen bakış açısının sistemin bir parçası bile olabilir. Şunu söylemek istiyorum açıkçası. Yani biz Neolitik dönemden bahsederken birçok yorumumuz bambaşka olabilir. Yani şöyle, Çatalhöyük'te biz ana tanrıça figürünleri buluyoruz. Bu o toplumun anaerkil olduğunu hemen göstermez. Ya da burada kadınlar öldürüldüğünde erkek egemen bir toplum olduğunu hemen söylememiz çok zor. Ya da Urfa'da işte Göbekli Tepe'de erkek unsurlarını gördüğümüzde o dönem o toplumun ataerkil bir toplum olduğunu söyleyemeyeceğimiz gibi. Burada da bunları söylemek çok kolay değil. Gerçekten ne kaygılarla yaptığını bilmesi çok zor. Yani bugünkü çeşitli dünyadaki avcı toplayıcı ormanlar içinde yaşayan farklı insan topluluklarına bakıp onlardaki benzer ritüellerin hani geçmişte de olabileceğini söylemek de aslında büyük bir yanılgıya bizleri sürükleyebilir. Önemli olan arkeolojik verilerin bizlere ne sundu? Evet, burada korkunç bir öldürme yöntemi var. Bunu ne sebeple yaptılar bilemiyoruz. O kadınlar belki doğum
yapmayan kadınlardı. Bilmiyorum hani o toplumun üreyip çoğalmasında engel olarak mı görüldüler ya da cadı gibi mi yorumlandılar? Tam bilemiyoruz. Belki kadınları öldüren yine kadınlardı. Onu da bilemiyoruz. Hani erkekler mi kadınları öldürdü? Bunun da bilgisi yok. Yani yazılı kaynaklar olmadığı sürece bunların birçoğu yoruma açık olduğunu görmekteyiz. Bütün bu yorum ve sorulara ek olarak yeni bir haberimiz var. Arkeologlar Peru'nun Lima kentinde 4 çocuk mumyasıyla karşılaşıyorlar. 1000 yıllık mumyalar bunlar. Özelliği şu, mumyalardaki kafataslarında saç derisiyle karşılaşıyor. Çocuklar neden gömüldü, niye mumyalandı ile ilgili sorular sorulurken de orada bir şöyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Kırmızı seramikler. Kırmızı seramikler de bunun bir ritüelistik yönünün olduğunu göstergesidir diye bir yorum yapılmış. Yani o bölge açıkçası çok bilmiyorum. Yani şöyle biliyoruz tabii Aztek, İnka, Maya gibi uygarlıkların olduğu bölgeler mumyalama olayının sık sık yapıldığı yerler aynı zamanda. Genelde biz eski Mısır'dan biliyoruz bu tarz mumyalama örneklerini. Mısır'da böyle soyluların, kralların mumyalamaları genelde yapılırken işte bu bölgede farklı farklı insan grupları arasından da mumyalamaların olduğunu görüyoruz. İlginç olan saçı dahi büyük oranda korunmuş bir çocuk mumyasından bahsediyoruz. Bu arkeoloji anlamda bize büyük veriler verebilir. Hani çeşitli DNA analizleri yapılabilir vesaire. O anlamda arkeolojik keşif olması açısından önemli bir veri bizim açımızdan. Tabii yine diyeceksin arkeoloji yine kaostan besleniyor gibi bir şey çıkacak. Orada çocuk ölmüş, mumyası yapılmış. Muhtemelen anne babası ya da yakınları onu koruma gereği duymuşlar. Biz tabii bunu arkeolojik anlamda çok önemli bir bulgu olarak ele alıyoruz. Daha önceki yayınlarımızda Ötzi adamından bahsetmiştik. O da bir nevi bir mumyalama gibiydi. Tabii o doğanın yaptığı bir mumyalamaydı. Buzun içinde yer almasından dolayı günümüze sağlam gelmişti. Mısır'daki ya da Güney Amerika'daki bu tarz mumyalamalarda günümüze o dönemki insan bedenlerin daha detaylı biçimde incelenmesine büyük oranda olanak sağladı. Burada Neolitik dönemdeki şeylerden bahsediyoruz. Dediğin gibi işte mumyalar, ondan sonra toplu katliamlar bir tek Batı'da olmamış ya da Güney Amerika, Peru buralarda değil. Acaba Asya'da durum nedir diye baktığımızda Neolitik Asya'da bahsedeceğim şimdi de. Çin'in en büyük kafa avı katliamı ortaya çıkarmışlar. 4100 yıl öncesine ait bilinen bir kelle avı katliamıymış bu. Yaklaşık 41 başsız iskeletten oluşan korkunç bir olayın sahnelendiği ortaya çıkmış. Yani dünyanın her yerinde tarih öncesi dönem insanların çok da masum olmadığı böyle hep şey anlatılır ya eşitlikçi toplum bilmem işte ne güzel bir dönemdi falan filan. Yok o dönemlerde de pek masum şeyler yapılmadığını görüyoruz. Artık bunu inanç dolayısıyla olabilir ya da kendi aralarındaki kabileler arasındaki savaşlar olabilir, çatışmalar olabilir. Bu sebeplerden dolayı yapabiliyorlar. Ya yani ben burada aslında şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Çin arkeolojisine dair bilgilerimiz son dönemde gittikçe artmakta. Bunun sebebi Çin'de özellikle 2000'lerden sonra paleontoloji ve arkeoloji araştırmaları çok yoğun biçimde yapılmaya başlandı ve bunların yayınları İngilizce bilimsel dergilerde de yayınlanmaya başlayınca biz de daha çok duyar olduk. Aslında çok önemli bir bölge. Biz hep Mezopotamya'dan bahsediyoruz, işte Avrupa'dan bahsediyoruz. Çin'de günümüzde de bayağı bir insan nüfusu o bölgelerde yaşamakta. Tarih öncesi dönemlerde de yaşadığını biliyoruz ve önemli uygarlıklar yaratıyorlar. Buradaki kafa avı katliamı ile ilgili ilk okuyunca aklıma Çayönü gelmişti. Çayönü'nde kafataslı yapı bulunmakta. Şey anlamında benzer değil tabii. Burada bir katliamdan bahsediyoruz. Çayönü'nde katliam değil de artık ata kültüyle ilişki olabilir. Hani ataların kafataslarının bir yerde toplanması şeklinde düşünebiliriz. Yani Çin'deki neden böyle bir ritüel gerçekleştirilmiş tam bilemiyoruz. Artık kabileler arasındaki büyük olasılıkla bir çatışmadan kaynaklı sebepten dolayı olabilir. Ama burada da kadınlar ve çocuklara ait daha çok kafatasları bulunmuş. Artık savaşanları erkek varsayarsak öç alma duygusuyla diğer kabilelerdeki kadınları öldürmüş olabilirler. Yani bu da bir yerde yine Yani yoruma açık. Orta Asya, özellikle Çin, Moğolistan o taraflarda yapılan savaşları biliyoruz. Ta Cengiz Han'dan Timur'a kadar ki o korkunç dehşet Kafatası dağlarını Cengiz Han'ın biliyoruz. Herhalde o bölgede bir korku iklimi yaratarak karşı tarafı dehşete salarak oralara sahip olmak istiyor olabilirler diye de düşündüm yani. Ama tabii burada
O Cengiz Han vesaire o dönemler çok daha geç dönemler. Aynı düşünmemek gerekiyor. Çünkü bambaşka insan toplulukları Neolitik dönemde yaşamıştır. Daha sonrasında daha farklı insan toplulukları gelmiştir. Ki artık sınıflı toplumlardan bahsetmiş olacağız. Sınıflı toplumlar aynı zamanda savaşın da bariz bir şekilde ortaya çıktığı bir tarihtir. Öncesindeki süreçler doğrudan bu Neolitik dönemden falan bahsederken savaş demek belki çok doğru değil. Bu konuyla ilgili Çiler Hoca ile bir yayın yapmıştık. Yani şiddetten bahsedebiliriz. Çeşitli ritüellerden bahsedebiliriz. Evet, şiddet var, çatışma var. Ama böyle savaş biraz daha bu işin sistematik hali. Cengiz Han döneminden bahsedersek ya da Moğollardan. O artık o bir sınıflı toplumun başka bir toplum üzerinde iktidar kurması, onu sömürmesi üzerine kurulu bir sistem var. Neolitik dönemde bunlardan bahsetmek daha zor. Her koşulda iktidar olduğu zaman da o gücünü korumak için mutlaka bir şiddet var gerçekten de. Ve son haberimize geldik. Son haberimizde bu sefer Afrika'ya doğru ilerliyoruz. Mısır piramitlerinden bahsedeceğiz Özcan. Mısır piramitleri ile ilgili yapılan son araştırmalarda piramitlerin aslında Nil Nehri'nin bir kolu üzerinde ya da ona yakın bir yerde yapıldığı ile ilgili bir haberdi. Böylece piramitlerin yapımındaki o lojistiğin aslında bölgeye nasıl taşındığını anlamak adına aydınlatıcı bir bilgi olmuş bu. Evet, bu çok önemli bir keşif diyebiliriz. Oradaki bilim insanlarının yaptığı çalışma gerçekten çok önemli. Çünkü uzun yıllar boyunca piramitlerin nasıl yapıldığını, mühendislik anlamında nasıl yapıldığına dair tartışmalar yürütülmekteydi. Çünkü Nil Nehri'nden biraz uzakta kalan bir bölgelerde piramitler yapılmış vaziyette ve dar bir koridor içerisinde genelde birçok piramit yer almakta. Bazı piramitlerde yer alan kütlelerin 30 tonu bulan ağırlıkları bulunmakta. Bunlar nasıl taşındı, nereden getirildi ya da işçiler buraya nasıl getirildi hep bir tartışma konusuydu. Çünkü günümüzde büyük oranda çölün içinde yer alan yapılar bunlar. Son dönemde yapılan işte bu jeoradar tarzı araştırmalarda Nil'in Ahramat kolunun burada yer aldığını keşfetmişler. Yani piramitlerin yapımında çalışacak işçilerin, çeşitli malzemelerin Nil'e bağlanan Ahramat kolu sayesinde gerçekleştirildiğini öğrenmiş olduk. Bu anlamda gerçekten büyük bir arkeolojik bilimsel gelişme diyebiliriz. Bu araştırmayı yapanlar da Amerika'daki Kuzey Carolina'da yer alan bir üniversitedeki araştırmacılar bu keşfi gerçekleştirmişler. Evet, arkeolojide keşifler bitmez. Yeni haberlerle önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diliyorum. Herkese hoşça kalın demeden önce kanalımıza abone olmayan hala varsa kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Bu tarz içeriklerin de devamı gelmesi açısından bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir, başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Ayrıca bize maddi anlamda destek vermek istiyorsanız aşağıda yer alan katıl butonundan da kendinize uygun bir seçeneği seçerek bize desteklerinizi sunabilirsiniz. Bunların hiçbirini yapmıyor olsanız bile bu videoyu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.